Vallahi Ender Bey durum Dallas'ı geçti. Yılmaz o fıstık avukatın evinde. Arkadan bizim Karabela Dağhan geldi. Sen bu dünyanın yanlış yerine gelmişsin. Ben başbakan olacaktım işte ama yokluk. Yeşilçam filmlerinde konken oynayan kadınlar gibi saçma sapan konuşma. Yılmaz o sabah Vildan'la konuşturuyorsun. Sonra gecenin bir vakti avukat Selvi'nin evine gitti. Sonra o eve Dağhan geldi. Selvi de kapıyı açmadı, öyle mi? Pişti olmak istemediler demek. Hayır. Sevgililer desem mümkün değil. O avukat okumuş etmiş kız. Bizimki kör cahil Yılmaz. Neyine baksın? Tabii kız o kadar güzel. Bizimki de bir o kadar maymun. Neyine bakacak onun? Üstelik kardeşi yaşında ya. Kardeşi yaşında. Peki Ender Bey, durum düşündüğünüz gibiyse bizimkini Yunan'a itelemek ödül olmaz mı? Çok konuşma. Sen sadece dediğimi yap. Tertip hazırsan çıkalım ha, anca yetişiriz. Gemiyi kaçırma sonra. Allah korusun. Çok üzülürüm kaçırırsam. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Siktir olup gideceksin işte. Bok mu var oğlum? Hayatını yaşa git. Demesi kolay. Ben senin yerimde olsam var ya, bir dakika durmam burada. Ne güzel, tek tabancasın işte oğlum. Ne karı var, ne çocuk var. Daha ne istiyorsun? Tek tabancayız da. Vardır belki de bizim de bir düşündüğümüz. Bir arkada bıraktığımız. Olamaz mı? Şu şarkıcı karıyı mı diyorsun? Karı senin anandır, doğru konuş. Ya doğru düzgün bir sohbet etmişliğiniz yok. Karı seni yolda görse selam vermeyecek. Bu durumda dert ettiği şey bu mu yani? Fahri, asabım bozuk kardeşim. Üstüme gelme. İyi tamam, hadi yürü. Yürü. Trafiğe kalacağız. Vallahi boku yeriz sonra. Hadi yürü. Ne oldu? Bulabilir mi? Ben bulurum dedim mi bulurum. Kanıt istedim. Getirdik. Göster bakalım. Dağhan'ın kaldığı yerdeki bütün mobese kayıtlarını inceledim. Hepsini tek tek. Bak, sabaha karşı kayıkhaneye siyah bir araba geliyor. Gördün mü? Evet. Plakayı tanıdım. Ya, öyle kalırsın tabii. Vallahi ben de kalırdım. Karımın arabasını gece yarısı eski yavuklusunun orada görsem. Beril olamaz. Çok saçma. Saçma tabii. Biz o mu dedik? Devam et. Bak, yaklaş bakayım şu abi. Miymiş? Senin şoför. Telefonda da söyleyebilirdim ama görüntüleri izletince daha etkili olur dedim. Vallahi yüzünün halini bir görsen. Ya niye şaşırıyorsun? Sen zaten bu heriften işkillenmiyor muydun? Ben de evvel tabii. Yılmaz'ı kurtarınca yanıldım sanmıştım. Sana bir şey diyeyim Ender Bey. İmtihanlarda da, gerçek hayatta da aklına ilk gelen şey en doğru olandır. Kulağına küpe olsun bu da, bir daha hata yapma.